Evet arkadaşlar yarım kaldı. Bitirelim. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı var? 2010 sorusu. Pek çok kelimesi her zaman ayrı yazılır. Ne demiştik? Birçok bitişik ama pek çok ayrı. Bu ikisi ikide bir çıkan kelime. Herhangi bir, bu soru iptal olan soru. Şimdi buraya dikkat edelim. Her sözcüğü herhangi bir ve herhalde dışında daima ayrı yazılır. Burada ÖSYM bunu yanlış yazmıştı. Geldik şuraya. Gitgide kelimesi de bitişik yazılacak. Bu da yanlıştı. Dolayısıyla bu da iki yanlışlık olduğu için 2010 yılında bu soruyu iptal ettiler arkadaşlar. Her gün doğru bir kullanım. Bu muydu, muydu, mıydı edatları da her zaman ayrı yazılır. Bu nedenle soruda hata vardı. Bu parçada parantezde belirtilen yerlerden hangisine işte sırasıyla noktalama işaretleri getirilmelidir demiş. Dün, bugün ya da yarın. Yüklemi var mı? Yok. Büyük harfle de başlamış mı? Evet. O zaman attık 3 noktayı. Hüzünler, özgürlükle tutsaklık arasında gelgitler. Yine yüklem yok. Büyük başlamış. Yine 3 nokta. İnsanlar arasındaki çekişmeler. Yüklem yok. Bakıyorum büyük harfle başlamış. Yine 3 nokta. Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı yukarı aynıdır. Bakın ek fiilin geniş zamanı dediğimiz dır eki düşebiliyor bazen. Büyük de başlamış mı? Evet. Aynıdır. Burası bittiği için nokta. Buraya farklı bir işaret gelecek. Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa benzetirsek tek değişenler kahramanlardır. Bakın yine bitmiş. Tek değişen kahramanlar. Buraya da nokta koyuyorum. 3 tane 3 nokta, 2 tane de nokta kullanacağız. 3 nokta, 3 nokta, 3 nokta, nokta, nokta. Yani yanıtımız C. 2011 sorusu. Sözcüklerin türleri, altı çizili kelimelerin türleri sırasıyla hangisinde doğru verilmiş? Bakın önceki yıllarda niteleyici kelime diyor, betimleme falan diyor. Artık yavaş yavaş 2009-2010'dan sonra direkt böyle isim, sıfat, zarf gibi ifadeleri kullanmaya başladılar. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin türleri. Bakalım şimdi. Onu sözcüğü her zaman zamirdir arkadaşlar. Edebiyatın okuru evindeki rahat koltuğundan kaldırma ve onu dediği kim? Okur. Yani ismin yerini tutmuş oluyor. Burası bir zamir, kişi zamiri. Hep, bu yineleme zarfları var. Hep, tekrar, bir daha, yeniden gibi kelimeler nerede görürseniz görün zarf. Edebiyat soyut bir isim. Edebiyat eş anlamlısı yazın. Yazın sağlık bu da bir isim. Tür sorusu ama zor bir soru değil. Zamir belki şuradaki hep sözcüğüne düşebilirdiniz. Onu da seçeneklerden çıkarırsınız zaten. Zamir, zarf, isim, isim. Yani Ceyhan. Tamlamalardan hangisi türce farklı? Bakın görüyor musunuz? Tamlamalara geldik şimdi. Mavi kapı nasıl kapı sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı var. Burası sıfat tamlaması. Suya gömülmüş ağaç nasıl ağaç diye sorduğunda yine şurası sıfat fiileki. Yine sıfat tamlaması. Çöpleri karıştıran kedi nasıl kedi diye soruyoruz. Yine sıfat tamlaması. Kıyıdaki sazlık az önceki sorumuza da vardı. Daki deki şeklinde gelen kiler sıfat yapan ki. Nasıl sazlık? Kıyıdaki sazlık. Bu da sıfat tamlaması. Fotoğraf makinesi bu belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Nasıl makine mi, fotoğraf makine mi diyemeyiz. Ne makinesi, fotoğraf makinesi dersiniz. Bu isim tamlaması. Yanıt E. Ş eki bir eylemin karşılıklı yapıldığını gösterir. İşteş çatılı fiili soruyor burada size. İşteş çatılı fiilde eylem karşılıklı ya da birlikte yapılır. En az iki kişi tarafından. Ş eki de mutlaka olur. Kuşlar havada cıvıldayarak uçuşuyor. Uçuşuyor, karşılıklı değil, birlikte yapılır. Birbirlerini görmeden yazışmışlar. Sen bana, ben sana mektup gönderirim. Böylece karşılıklı bir eylem yapmış oluruz. Yürüyüşmek, bu yorucu bir yürüyüştü. Pardon, bu zaten yürüyüşteki iş eki bunu isimleştirmiş. Kaçışmak, bu zaten birlikte yapılır. Bu çok görkemli bir açılış. Buradaki işin de aynı şekilde isimleştiğini söyleyelim. Yanıtımız Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır? Evet, ikilemenin görevini sorarlar. İkileme genelde sıfat ya da zarf olur. Dikkat edin. İçtik fiilini niteliyor. Nasıl içtik? Kana kana. Burada zarf olmuş. Şurada pırıl pırıl ikilemesi var. Nasıl parlıyor? Parlamak fiil olduğu için burası yine zarf. Biraz ötemizde derenin suyu şırıl şırıl akıyor. Nasıl akıyor? Yine fiili etkilediği için
Zarf. Geziden kucak kucak papatyalarla döndü. Papatya isim. Papatyayı niteleyen bir görevde kullanılmış. Dolayısıyla burası sıfat arkadaşlar. Şurada da nasıl seyrettik sorusunun cevabı yine zarf oldu. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç belirtili isim tamlamasından oluşmaktadır? Yine 2011 sorusu. Şimdi sorunun içinde soru var. Çift başlı sorular diyoruz bunlara biz. Bir tane dolaylı tümleç bulacaksın. Belirtili isim tamlamasından oluşacak. Ya da belirtili isim tamlamasını daha iyi biliyorsan belirtili isim tamlamasını bulacaksın. Dolaylı tümleç olacak. Dolaylı tümlecin soruları mutlaka ED'denle biten sorular olacak. Kendisi de ED'denle bitecek. Yani neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede ve nereden şeklinde ED'den şeklinde biter. Belirtili isim tamlaması da hem tamlayan hem tamlanan ne kalacak demiştik. Bakalım. Bekçi her zaman yaptığı gibi dolan başlı sokaklarda yürüdü. Nerede yürüdü? Dolan başlı sokaklarda. Bir dolaylı tümleç var ama belirtili isim tamlaması değil. Geçtik bunu. Yaşlı adam kendisine uzatılan zarfa baktı. Neye baktı? Kendisine uzatılan zarfa. Burası da belirtili isim tamlaması değil. Belirtili isim tamlamasında benim anahtar ekim ne? In in eki. Bu ın in olmadan belirtili isim tamlaması olmaz. Yani o meşhur kapının kolu örneğini vermek istemiyorum size. Kasabada yağmurun şiddeti gittikçe artıyor. Yağmurun şiddeti. Şurası belirtili isim tamlaması. Bakın. Bulduk. Peki dolaylı tümleç mi? Nerede artıyor? Kasabada. Dolaylı tümleç burada. Artan ne? Yağmurun şiddeti. Belirtili isim tamlamasını bulduk ama bu özne görevinde kullanılmış. Olmaz. Masanın üstündeki çiçekleri büyük vazoya koydu. Masanın üstü diye bir belirtili isim tamlaması var. Ama neyi koydu diye sorduğunda masanın üstündeki çiçekleri, nesne. Bu da olmaz. Bahçe odanın penceresinden çok güzel görünüyor. Odanın penceresi bakın görüyor musunuz? In eki var. Belirtili isim tamlaması. Şurası tamlayan, burası tamlanan. Bilmiyorsan dolaylı tümleci bulacaksın. Nereden güzel görünüyordu? Odanın penceresinden. Bakın nereden sorusuna cevap verdi. Den ekiyle de bitti. Dolaylı tümleç belirtili isim tamlamasından oluşmuş oldu. Yanıtımız E.